her biri farklı olduğuna inanıyordu. Bu bakımdan da tıpatıp birbirlerine benziyorlardı. Kendilerine benzemeyenlerin diktikleri binalar arasında yürüyorlardı. Bir süredir kendilerini böyle yerlerde daha iyi hissediyorlardı. Bu yönleriyle de bana benziyorlardı. Aslında müthiş bir ikilem olmuş yani. Bir yandan o da aslında aynı şeyi hissediyor. Aslında farklı olmak istiyor. Aslında düştü anafor da biraz ondan dolayı. Öbür taraftan onun gibi birçok aynı hastalığa muzdarip insan görüyor. Ve herkesin de aynı arayışta olup aynı çözümde buluştuğunu görüp hem çözüyor hem de çözemiyor. Böyle enteresan bir şey düşüyor. Doğru. Çok güzel ifade ettiniz. Yani bir şekilde sanıyorum hata şurada. Biz doğruyu bir yerde arıyoruz. Hep bir mantıkta, hep bir... tek bir doğruda evet, mı? Evet, tek bir doğruda arıyoruz. Halbuki öyle değil. Yani ruhumuz öyle değil. Yani bir sürü iplikten oluşan, rengarenk ipliklerden oluşan bir kumaş gibiyiz. Yine biraz evvel çok güzel ifade ettiniz. Galata aslında bir... bu kitabın tek kahramanı. Kitabın içindeki karakterler onun belli yönlerini temsil ediyor. Yani Albert daha işte Frank batılı, aydın, bilgili tarafını ifade ediyor. Janet daha işte eğlenmeyi bilen, şehvetli, efendime söyleyeyim, gerektiğinde günahkar tarafını ifade ediyor. Sait. İşte Sait Efendi saf Anadolulu tarafını ifade ediyor. Demircihan Dolmalar. Yani Mikail, işte Semazen aynı zamanda o tophane, tabii o taraftan çok konuşmadık. Yani Galata'nın da Apple Frank tarafını konuşuyoruz ama hani mesela bugün hala Şişhane'deki avizeciler Siirtlidir. İşte o tophane tarafında Calaskarlar romandır. Efendime söyleyeyim, Bitlisliler nakliye işiyle uğraşırlar. Onlar orada bir topluluktur. Bugün İstanbul'da yiyebileceğiniz herhangi bir midye dolma Mardinliler tarafından yapılır. Onların da ilk hani hala Galata tarafında şeyleri var. Bodrum katında bu işi yapanlar var. Biraz daha sanki son zaman ben Kumkapı tarafında da bol bol görüyorum ama yani eninde sonunda işte Mikail de işin o Galata'nın o Mevlevihane ile oluşan kalender tarafını, değerleri olan tarafını da temsil eder. Dolayısıyla da bunların nasıl hepsi Galata'yı temsil ediyorsa, bu hayatta birbiriyle çelişiyor gibi gözüken yaşam biçimleri ve felsefeleri de aslında bizi temsil ediyor. Dolayısıyla biz aslında bunların hepsine aynı miktarda yakınız. Yani biz o dervişe yakın olduğumuz kadar fahişeye de yakınız veya onların hepsinin aynalarında kendimizi görebiliriz ve onların hepsini kucaklayabildiğimizde gerçekten kendimizi bir bütün hissedebiliriz. Diğer türlü hep biraz yarımız, hep biraz sufiyiz, hep biraz bankeriz, hep biraz işte fahişeyiz, hep biraz kayıkçıyız, sandalcıyız ama hep biraz berber Saroyuz, biraz hırsız Demirci Andonuz. Yani Demirci Andon'un hikayesi ne kadar ilginç değil mi? Hırsızlıktan bahsediyorsun ama yani ben isterim o hırsızlar kahvehanesinde bulunmak ve o hırsızlık hikayelerini dinlemek. Hatta çok böyle kalbim ata ata bir gün belki de birinin peşine takılıp bir serüvenin içinde olmayı istiyorum. Ne yapayım yani bu ahlak falan hani bunları bir tarafa bırakalım ama var içimizde. Yani o yüzden zaten Suç ve Ceza'da dünyanın en önemli romanlarından bir tanesi. Yani edebiyat bunu başarıyor işte. Yani bir şekilde o kendi kendimizle yüzleşemediğimiz ama içimizde taşıdığımız bütün o insan olma hallerini ayna tutarak bize hatırlatıyor. Galata'da benim için çok büyük bir ayna. Ben de aslında orada kendime baktım belki de.